Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Videomu sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum. Sizden kısacık bir video hazırladım sizler için. Ee, şimdi yine yılbaşı çiçeği ile ilgili e, kısa bir video hazırlamak istedim. Arkadaşlar, şimdi sizlere şunu söylemek istiyorum. Öncelikle yılbaşı çiçeğinin e, çok güzel verimli olması için, e, daha çabuk ve daha hızlı büyümesi için ve hiçbir şekilde köklendirme yapmadan çiçeğimizi dalından filizinden kopartıp ektiğimiz zaman tutması için öncelikle sizlere e, bir topraktan bahsedeceğim. Bu toprağı lütfen temin ediniz. E, bu toprağı temin ettiğiniz zaman yani bu toprakla ektiğiniz tüm çiçekler, yılbaşı çiçeği başta olmak üzere tüm çiçekleriniz e, ektiğiniz diktiğiniz zaman hemen tutar. Ve sonrasında çok güzel bir gelişim gösterir Hatta e, O kadar e, güzel gelişir ki Minicik bir dalda bile e, Mesela bu minicik bir yılbaşı çiçeği e, Her bir yerinden çiçek Açtırır sevgili arkadaşlar Bu toprağı sizlere belki daha önce söylemişimdir e, Yine ısrarla üstüne basa basa söylüyorum Orkide hariç Onun dışındaki tüm çiçeklerinizi Bu toprak ile ekiniz. Bu toprak e, Doğal gübreli toprak. Doğal gübreli toprak nedir arkadaşlar? E, köyde yaşayanlar bilir. Köyde yaşamayanlar için anlatayım kısaca. E, şimdi benim bir köyüm var. E, köyde biliyorsunuz, affedersiniz, ahırlar oluyor. Hayvanlar oluyor. E, bunların e, içerisinde e, hayvanların yanmış gübreleri, yani gübrelerini çıkarıyorlar sevgili arkadaşlar dışarı. Onlar güneşte durdukça durdukça artık yanıyor ona yanmış gübre diyoruz yani topraklaşıyor sevgili arkadaşlar o gübreden e, birazcık alıyoruz bir kovanın içerisine sonra normal yine köydeki tarladaki bahçedeki toprağımızdan yumuşak bir toprak e, bununla o yanmış gübreyi iyice harmanlıyoruz sonrasında e, gübresi az olacak toprağa çok olacak tabi çok fazla gübre e, kullanırsak çiçeğimizi yakarız. Sonrasında tüm çiçeklerimizi bununla ekiyoruz Saksılarımıza dolduruyoruz e, Tüm çiçeklerimizi bununla ekiyoruz gerçekten çok güzel sonuçlar alacaksınız lütfen tüm çiçeklerinizi Doğal gübreli toprak ile ekin Bunu e, marketten pazardan çiçekçiden aldığınız çiçekler de dahil e, Saksı değişimi için söylüyorum e, Bu toprak ile ekerseniz Açmayan coşmayan Büyümeyen gelişmeyen çiçeğiniz kalmaz sevgili arkadaşlarım Evet bugün sizlere kısacık bir video hazırlamak istedim Bu toprağı lütfen temin ediniz